Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Kasım ayında güneş enerji santralimizin ne kadar enerji ürettiğini, ne kadar sattığımızı, eğer siz kursaydınız enerji satış fiyatınızın ne olacağını anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda iş yerleriyle alakalı da bilgiler vermek istiyorum size. Hatta bir sonraki videomuzda, belki iki sonraki videomuzda iş yerleriyle alakalı bir detaylı video hazırlıyor olacağım sizin için. Güneş enerji santralimizde daha önceki aylarda da bunu bir gelenek haline getirdik. Her ay ne ürettik, ne kadar sattık, ne kazandık gibi videolar hazırlamıştık size. Bu ayki değerlere bakacak olursak, güneş enerji santralimiz 6 kW'lık bir kapasiteden oluşuyordu. 3 kW'lık dizi inverter ve 3 kW'lık optimizerli inverter şeklinde ve gün gün izlediğimiz zaman 3,91 kW ürettiğimiz gün de olmuş, 24 kW saat ürettiğimiz gün de olmuş, 17 de olmuş, 15 de olmuş, 9 da olmuş, 1,88 dahi olmuş. 27 Kasım'a bakarsak eğer şurada 1,88 kW saat üretimimiz de olmuş. Siz aylık olarak mahsuplaştığınız zaman bunun 1,88 üretiyor olması bir problem olmayacak sizin için. Neden? Çünkü çok fazla ürettiğiniz gün o üretim fazlasını buraya ekleyebiliyor oluyorsunuz. Aylık mahsuplaşma dediğimiz, üzerinde durduğumuz, neredeyse her videomuzda anlatmaya çalıştığımız, şehir şebekesini sanki bir aküymüş gibi kullanabildiğimiz bir mahsuplaşma şekli. O açıdan hala akülü sistemlerle karşılaştırılan birçok telefonlar alıyoruz. Yani bu sistemde akü yok, enerjiyi üretiyoruz, kendi içerisinde evimizin tüketiyoruz. Fazlası varsa dışarı gidiyor, eksiği varsa dışarıdan içeri alıyoruz. O anlamda aylık mahsuplaşma sizin için çok ciddi avantajlar getirecek. Hatta yeni bir yenilenebilir enerji ile alakalı bir tarife üzerinde çalışıldığı ile ilgili haberler duyuyoruz. Bu konuda olgunlaştığı zaman, bilgiler elimize ulaştığında onunla ilgili de ayrıca videolar sizin için çekiyor olacağız. Bugün size Kasım ayı özelinde konuşuyor olacağım. Kasım ayında totalde 440 kilovat saatlik bir üretim, kilovat saatlik bir üretim gerçekleştirmişiz. Ortalamaya vurduğunuz zaman yaklaşık günde 14-15 kilovat saat gibi bir enerji üretimi anlamına geliyor. Genelde hani şunda da çok karşılaşıyoruz. Güneş enerji santrallerinde işte yazın güzel üretir ama kışın hiç üretmez. İşte sıfıra düşer ya da çok azalır. Bu büyük sıkıntı yaratır gibi birçok söylem, birçok yorum videolarımızın altına aldık ama şu an ekranda görmüş olduğunuz santralimizin gerçek değerleri ve enerjinin sürekli üretildiği, hava kapalı olsa, o gün az üretse dahi ay ortalamasında ciddi bir üretimin yapıldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuyla alakalı akıllarda kalmasın. Tabii ki aylar geçtikçe yaz aylarında daha fazla, kış aylarında daha az üretiyor olacağız. Peki solar beklenti grafiğimize bakalım arzu ederseniz. Yeşille boyalı olan alan bizim bu ay hesaplamalarımızda, programlarımızda bize belirtilen yaklaşık bu kadar üreteceksin denilen rakamlar. Bakıldığında da yaklaşık 450-460 kilovat saat gibi belki söylenebilecek bir değer öngörülmüş. Biz ne kadar üretmişiz? Yaklaşık 440 kilovat saat enerji üretmişiz. Yani bir önceki ayın videosunu izlerseniz işte değeri tutturmuştuk. Bu ay ise şu an ekranda da size gösteriyor olacağım. Yaklaşık olarak 550-600 kW bandında bir üretim yapacağımızı öngörmüştük geçen ay. Bu değeri bu ay yakalamış olduk. 620 kW saat gerçekten güzel bir rakam ve bakıldığında da bir sonraki ayda muhtemelen bizim yakalayacağımız rakam yaklaşık 480 kW saat olacak. 470-480 kW. Bu aşağıda da olabilir, yukarıda da olabilir ama bu civarda olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Biz izleme sistemimizi devreye aldıktan sonra tabii ki dağıtım şirketimiz, bizim bölgemizde SEDAŞ'tır dağıtım şirketi ve onların kendi izleme portalları var. OSOS olarak adlandırılan otomatik sayaç okuma sistemi. Biz de bu sisteme girip kendi sayaçlarımızın, yani güneş enerji santralimizin dışarı ne verdiğini ve ne çektiğini biz de görebiliyoruz. Biz bu ay yaklaşık olarak 440 kilovat saat üretmişiz. Bunun neredeyse 120 kilovat saati kadarını
evimizin içerisinde tüketmişiz. Bunu özellikle gece tüketimi, aynı zamanda gündüz güneş enerjisinin saatlik mahsuplaşmadan dolayı yetmediği yerlerde totalde 120'sini düşeceğiz. Yani özetle bu. Ve geri kalan 320'yi de biz enerji satışı olarak gerçekleştirdik. Bu videoyu özetlememiz gerekirse, hesaplamalarımıza göre üretim değerlerimizin birbiriyle örtüştüğü, yani herhangi bir sıkıntının gözükmediği, sistemimizin sağlıklı çalıştığını söyleyebiliriz. Bunun dışında ödemelerimizin hesabımıza yattığını söyleyebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Dağıtım şirketlerinin ödeme yapmasıyla alakalı problem yaşamıyoruz. Onun haricinde bir sonraki ayın ne olacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Ve Aralık ayı özelinde de yıl genel değerlendirmesi yapıyor olacağız. Sistemimizi kurduğumuz Ağustos ayından bugüne kadar ne yaptık, ne ettik, sistem ne üretti, ne kadar kazandırdı, ne kadar sattık, ne kadar kullandık, hepsiyle ilgili başka bir videoda size çekiyor olacağız. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.